Merhabalar Medyascope TV izleyicileri. Geçtiğimiz hafta Alpan Telek'le birlikte mülteci krizi Avrupa'yı yeniden mi şekillendiriyor başlıklı bir özel yayın gerçekleştirdik. O yayınımızda Almanya'da adeta bir hükümet krizine dönüşen mülteci krizinden bahsettik. Ve son Avrupa Birliği zirvesinde mültecilerle ilgili çeşitli kararlar da alındı. Sonuç olarak Almanya'da şu anda bir mutabakata varılmış gibi görülüyor. Ve Almanya İçişleri Bakanı Avusturya'ya giderek çeşitli görüşmelerde de bulundu. Almanya'da ile Avusturya'da mülteciler mevzusunda hali hazırda bir mutabakata varmışlar. Biz bugünkü özel yayınımızda ise Avrupa'nın Schengen alanının giriş ülkelerine biraz bakmak istiyoruz. Yunanistan ve İtalya'da peki mülteciler krizi nasıl yaşanıyor? Bunu ele alacağız. Bugün bir konuğumuz var. Kendisi şu anda Atina'da. Doktor Begüm Baştaş. Doktor Begüm Baştaş Türkiye'de Uluslararası Af Örgütü'nde kampanyalar ve aktivizm koordinatörlüğü yaptı. Şimdi de Berlin ve Atina'da Avrupa Birliği politikaları ve mülteci hakları alanında akademik çalışmalarını sürdürüyor. Kendisi de sıcak sıcak aslında sahadan da bildirecek bize. Begüm merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkürler beni davet ettiğiniz için. Rica ederiz, kırmadın bizi, geldin yayınımıza. Begüm, şöyle başlamak istiyorum ben. Avrupa Birliği süreç içerisinde kurucu anlaşmalarındaki maddelerle ortak bir göç ve sınır politikasına erişti. Ama biliyoruz ki Avrupa Birliği üye ülkeleri mültecilerin kabulü konusunda kendi kurallarını da uygulayabiliyor. Avrupa Birliği'nin hali hazırda geldiği noktada göçün güvenlikleştirilmesi, dışsallaştırılmasını görüyoruz aslında göçün maliyetinin. Ben genel bir girişle başlamak istiyorum. Senin Avrupa Birliği'nin göç, sınır ve mültecilerle ilgili politikalarını sen nasıl değerlendiriyorsun? Böyle başlayalım isterim. Yani aslında çok sık sık söylenen bir şeyi tekrar edeceğim. Avrupa Birliği politikaları şu anda insan hayatını korumak yerine kendi sınırlarını korumak üzerine inşa edilen bir politikadan bahsetmek mümkün. Hatta yani bu programın başlığını yazarken de biz insan hakları savunucuları ve akademisyenler olarak bile mülteci krizi ne tırnak içinde bile olsa kullanıyoruz ve bunun sorunsallaştırılmasını yeteri kadar yapamıyoruz. Bu da Avrupa Birliği politikalarının aslında ne kadar etkili ve güçlü olduğunu gösteriyor. Çünkü bu Avrupa Birliği'nin mülteci politikaları mültecileri bir kriz olarak görüyor. Ama aslında Avrupa Birliği politikalarını bir insanlık krizi dememiz çok daha yerinde olacaktır. Evet, çok doğru bir noktaya parmak bastın. Ben de hem başlığı hazırlarken hem de girişte ve bir önceki programımızda da mülteci krizi derken çok böyle bir yandan da beis duyarak bu kavramı kullanıyoruz. Çünkü bakış açımız Avrupa Birliği ülkelerinin kendini koruma refleksiyle maalesef hemhal olmuş durumda. Özellikle Yunanistan ve İtalya'nın kritik bir konuda olduğunu biliyoruz. Ve Avrupa Birliği için hep bu sınır ve göç politikalarında kale Avrupası terimi kullanılıyor son zamanlarda. Fortress Europe. Bu kale Avrupası'nın bekçiliğini yapan yine tırnak içinde iki ülke gibi değerlendiriliyor Yunanistan ve İtalya'da. Ben Yunanistan'la başlamak istiyorum. Yunanistan'ın mültecilik mevzusuna, sınır ve göç meselelerine tarihsel süreç içerisinden günümüze özellikle de 2011 sonrasındaki bakışı nasıldır? Bu soruyla başlayalım ve sonrasında da bu son alınan kararlar Almanya'nın ve Avusturya'nın aslında kendi güney sınırlarını koruma çabaları Yunanistan'ı nasıl etkileyecek? Bununla da devam edelim istiyorum. 5 saatimiz falan var mı? şimdi aslında en başta biraz evvel senin söylediğin notla başlayalım. Avrupa'nın bekçiliğini yapıyor olmaları, sınır ülkelerinde tabii sadece İtalya ve Yunanistan değil, İspanya'da, evet, Bulgaristan'da buna zaman zaman dahil edilen ülkeler. Fakat İtalya ve Yunanistan en çok gelişlerin olduğu, İspanya'da da aslında çok büyük sayılarda gelişler var Afrika ülkelerinden. Bu ülkeler sınır ülkeleri olarak bekçilik görevi veriliyor. Aslında İtalya'nın da Yunanistan'ın da biz bekçi olmak istiyoruz dediklerini düşünmüyorum kendi gözlemlediğim kadarıyla. Fakat sürekli dışsallaştırma politikaları çerçevesinde bu görev atfediliyor bu ülkelere ve aslında bu ülkelerle sınır olan diğer ülkelerle de yapılan anlaşmalarla bu süreç daha da güçlendiriliyor. Bu açıdan baktığımız zaman Yunanistan aslında Türkiye'den Avrupa'ya geçişlerde çok uzun yıllardır geçişlerin kullanıldığı, hem
Evros sınırından dediğimiz kara sınırından hem de denizler üzerinden Türkiye'den Yunanistan'a çok uzun 10 yıllardır hani geçişler gerçekleşiyor. Fakat tabii ki de bölgedeki savaşların artmasıyla özellikle Suriye'deki savaşın iyice sertleşmesinden itibaren bunun daha çok dikkat çeker şekilde arttığını görüyoruz. Ve aslında bir yandan da bu artışlar ilerledikçe kara sınırlarının kapatılması ve deniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan mültecilerin sayısının artmasıyla birlikte denizlerde yaşanan ölümler üzerinden ve adalarda mahsur kalan mülteciler üzerinden bu insanların dikkatini çeker hale geldi. 2011 yılından itibaren dediğimiz gibi adalarda daha çok aslında ilk etapta bir dayanışmaya dayalı mültecileri karşılama, onları adaya çıkmalarına yardımcı olma, giyim kuşam verme, yemek verme gibi bir süreçten sonra anakaraya gönderildikleri ve anakarada Atina ve diğer bölgelerde birinci kabul görüşmelerinin yapıldıkları, mülteci başvurularının alındığı vesaire süreçleri görüyorduk. Fakat 2015 yılında sayıların çok fazla artmasıyla birlikte durum tabii ki de çok daha farklılaşmaya başladı. Şimdi bunları tabii teker teker nasıl genel olarak değerlendirmek mümkün çok emin olamıyorum ama baktığımız zaman Yunanistan aslında çok yakın bir zamana kadar çok geçerli, bu kadar yüksek sayıda mülteciyle birlikte çalışabilecek bir şeysi yok. Ne derler ona? Mülteci sistemi yok. Bu yeni yeni yapılanmaya başlayan bir süreç. Evet. Yunanistan da mültecilerin gelmesiyle birlikte ve artmasıyla birlikte bu süreci kendi kendine öğrenmeye ve gerçekleştirmeye başladı. 2015 yılında hükümetin değişmesi, Syriza'nın gelmesiyle birlikte bazı süreçlerde sonuçta yeterli olmasa da iyileştirilmenin ve mültecilerin kabul süreçlerinin geliştirildiğini görüyoruz. Ama hani genel olarak belki biraz daha detay olarak bakmak lazım sürece. O yüzden istiyorsan... Ben burada bir araya gireyim istersen. Evet. Şimdi devlet politikalarından bahsettin. Yunanistan'ın hani tam da bu kendisine verilen çok da gönüllü olmadığı bekçilik rolünü aslında bir şekilde yönetmeye çalışıyor. Hali hazırda kendi ekonomik durumu da zaten iyi olmayan bir devletten bahsediyoruz. Avrupa Birliği fonları bildiğim kadarıyla mülteciler mevzusuyla da var Yunanistan'a aktarılan. Ama buna rağmen ne kadar yönetebiliyor Yunanistan? Siz de hükümetinden bahsettin. Şu durumda ben biraz şundan bahsetmek istiyorum. Sen sahadasın da Begüm. Mülteciler mevzusuna bahsederken şu hataya da düşüyoruz. Biraz önce kriz kelimesini kullanmamızda da söylemiştik. Aslında insanlardan bahsediyoruz ama hep sayısal veriler üzerinden. Yüzde kaç, nereye geçti, kaç bin insan, kaç kişi öldü. Artık bu da maalesef bizi de içerisine alan bir duruma gelmiş durumda. O yüzden biraz yani mülteciler bunlar insanlar ve temelde insan hakkı üzerinden bakmak gerekiyorsa meseleye biraz gündelik pratikte sen oradasın. Yunanistan'da kampların durumu nedir? Şu anda yani orada o tarzda neler anlatabilirsin bize? Mültecilerin aslında oradaki durumu nedir? Gündelik pratiklerini nasıl yaşıyorlar? Evet, sayılar konusunu programdan önce ben de aynı şeyi düşünüyordum. Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği'nin sayfasını açtığınız zaman gördüğünüz tek şey kaç kişi geldi, kaç kişi öldü, kaç kişi işte başvuruda bulundu, kaç kişinin başvurusu kabul edildi veya edilmedi. Birleşmiş Milletler'in sitesinde ve diğer örgütlerin sitesinde hep gördüğümüz şey sayılar. Ve aslında hani Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye şu anda dünyadaki en çok mülteciyi kabul etmiş, yani mülteci statüsü vermiyor tabii ki de Türkiye ama hani en çok sayıda kişinin barındığı ülkelerden bir tanesi. Sayısal olarak baktığımız zaman Avrupa'daki sayılar zaten şaka gibi. Çok az sayıda mülteci aslında Avrupa sınırları içerisinde yaşam mücadelesi veriyor. Tabii bir yandan da bu ülkelerin nüfusuna, kendi kaynaklarına, toprak ölçülerine vesaire olarak hani orantılı da değerlendirilmesi gerekir. Yunanistan'daki en önemli sıkıntı da tabii ki de 2000'li yıllardan sonra başlayan ekonomik kriz. Fakat bu ekonomik kriz aslında Yunanistan'da mültecilerin hayatını
zorlaştırırken insan hikayesi tarafından baktığımız zaman da iyileştiren bir şeydi. Çünkü adalarda bizim konuştuğumuz insanlar verecek hiçbir şeyimiz yok. Yani hiç gerçekten gelen mültecilere verecek hiçbir şeyimiz yok. Sadece sevgimiz var ve kucağımızı açabiliyoruz sadece onlara. Onlar savaştan kaçmışlar, zorluklardan gelmişler. Biz de onlara kapımızı açmaktan başka hiçbir şey yapamayız zaten gibisinden bir yaklaşımla aslında 2011 yılında karşılaştık. 2015 yılında sayılar arttıktan sonra daha da aktif bir şekilde dayanışma ağlarının aslında Yunanistan'da çok yaygın bir şekilde örgütlenmeye başladığını görüyoruz. Avrupa Birliği özellikle Almanya mültecilerin Yunanistan sınırları içerisinde tutulmasını ve mülteci durumunda özellikle de Dublin Sözleşmesi'ne göre de değerlendirilmesinin Yunanistan'da yapılmasını daha çok tercih ettikleri için diğer ülkelere geçmelerindense maddi olarak kaynak yardımında tabii ki de bulundular ama bu mümkün değil hiçbir şekilde Yunanistan'da hem Yunanistan'ın bu sayılarla mücadele edebilmesi hem de insani koşulları sağlayabilmesi için herhangi bir şekilde bu finansal yardımın yeterli olmadığı net. Kamplar birçok yani hem anakarada hem de adalarda kamplarla karşılaşıyoruz. Sayılar demeyelim dedik ama hani şöyle bir oran anlaşılsın diye Yunanistan'da şu anda 60 bine yakın mülteci başvurusunda bulunan insan yaşıyor. Bunların dörtte biri adalarda mahsur kalmış vaziyetteler. Avrupa Birliği Türkiye arasındaki yapılan anlaşma demeyeyim artık İngilizce'de buna statement diyor. Konuştuk anlaştık falan gibi bir durum söz konusu aslında Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki anlaşmada. O süreçten sonra adalarda 15 bin mülteci mahsur kalmış vaziyette. Bunların çok büyük bir kısmı Midilli adasında, Samos adasında, Sakız adasında, bir kısmı da Leros ve diğer küçük adalarda da bulunuyor. Ama en büyük çoğunluk Midilli adasında. Midilli adasındaki kamplar korkunç vaziyette. Burada en çok popüler olarak medyada da gördüğümüz Moria kampı var. Moria kampının kapasitesi aşağı yukarı 3000 kişi. Şu anda 8000'in üstünde insan Moria kampında yaşamaya çalışıyor. Yaşam koşulları, hijyen koşulları falan mümkün değil. Bunları zaten bu kelimeleri bu kamplarla yan yana getirmek bile aslında mümkün değil. Kampların hiçbirisi insanlık onuruna yakışır bir şekilde herhangi bir şeyle ne derler ona donatılmış değil. Geçtiğimiz evvelki kış altı mülteci soğuktan yaktıkları ateşin alev almasından dolayı çadırda yanarak öldüler. Geçtiğimiz yaz kamplardaki korkunç koşullar yüzünden protesta bunu eylem buna karşı eylem yapan mülteciler hem tutuklandılar, haklarında davalar açıldı. Bu sene tekrardan baktığımız zaman adalarda aslında bir de şöyle bir şey gelişmeye başladı. Biraz evvel dediğimiz aslında ilk bakışta çok dayanışmacı bir ruh hala devam ediyor olmasına da rağmen aynı zamanda bütün Avrupa'da gördüğümüz genel aşırı sağ partilerin ve mülteci karşıtı politikaların yükseldiğini Yunanistan'da da görüyoruz. 2015 seçimlerinde Syriza seçimleri kazandı ama Altın Şafak Partisi de 3. parti olarak parlamentoya girdi. Aynı zamanda Syriza hükümeti de tek başına değil, koalisyonda ve sadece bir hükümetle koalisyonda ve İçişleri Bakanlığı da bu partide. Öyle baktığımız zaman halk içerisinde kampları yani adalarda ve diğer yerlerde dayanışma ağları çok yüksek ama bu kamplarda veya diğer yerlerde mültecilerin yaşam koşullarını düzeltmeye yönelik de insani politikaların yürütülmesi için ne Avrupa Birliği'nden gelen yeterli kaynaklar var ne hükümetin yeterli bir şekilde buna destek sağladığı durum söz konusu. Hani Yunanistan'da öyle bir şey ki anlatırken şu anda böyle benim de kafam karışıyor. Hangi birisinden bahsedeceğimi aslında toparlayamıyorum çünkü koşullar çok kötü. Kamplarda kalabilen insanların sayısı çok az. Birleşmiş Milletler'le yapılan yeni aslında çalışmalar üzerinde barınma hakkının korunması için belirli çalışmalar yürütülüyor. Fakat mültecilere Yunanistan'da yeteri kadar barınma sağlanması mümkün değil.
cash card, cash assistance denilen işte nakdi yardımın yapılması için belirli olanaklar sağlandı. Mülteciler bunlara başvuruyorlar ama aylarca bu paralara işte ulaşamıyorlar. Aslında hani Türkiye'de veya diğer ülkelerde gördüğümüz gibi sayılar yüksek. İnsanların insanlık onuruna yakışır bir şekilde yaşayabilecekleri herhangi bir alan söz konusu değil. Eğer bu alanlar dayanışmadar tarafından kuruluyorsa da buna karşı devlet politikaları Syriza dememize rağmen aslında mesela şu anda en önemli sıkıntılardan bir tanesi Midilli'de Pikba kampı var. Bu 2011-2012 yıllarında gelen mültecilerle dayanışmak için bir araya gelen Lezboz Dayanışma Ağı 2015 yılında bir ada içerisinde bir mekanı dönüştürerek sadece gönüllü çabalarla burayı açık bir kampa dönüştürdüler ve çok hassas durumda olan işte LGBT'yi, kadın, yalnız çocuklar, işte bazı aileleri, engellileri barındırdıkları ufak bir kamp. Fakat geçtiğimiz 1-2 yıldır Kuzey Ege Valiliği sürekli geliyor gidiyor taciz ediyor, geliyor gidiyor taciz ediyor. En son bu haftada yeterli hijyen koşulları olmadığı argümanıyla, ki bu gerçek değil. Çünkü Moria'da çıkan bir sıkıntılı süreçte Moria'dan bazı mültecileri, ki 300 kadar mülteci Pikba kampı aldığı süreçte devlet geliyor. O arada kontrol ediyor, bakıyor ki hijyen diye bir şey yok diye karar veriyor ve şu an Pikba'nın kapatılması tehlikesi altında ve bir dava açıldı Pikba'ya. Onun mücadelesini uluslararası insan hakları örgütleri ve işte Yunanistan'daki diğer dayanışma ağları yürütüyorlar. Ama eğer bir hijyenden bahsedeceksek Yunanistan'ın genelindeki kamplara bakmak ve kadınların özel alanları yok. Banyoya gidebilecekleri, yeterli ışık altında, yeterli suda yıkanabilecekleri, tek başlarına gidebilecekleri bir banyodan, bir tuvaletten bile bahsetmek mümkün değil Yunanistan'daki kampların içerisinde. Fakat işte Pikba gibi az sayıda mülteciye ev olabilen yerlere, yerlerin kriminalize edildiğini görüyoruz. Aslında genel olarak dayanışma şu anda Avrupa genelinde kriminalize ediliyor ve dayanışma örgütlenmelerini bir şekilde Avrupa hükümetleri ama özellikle İtalya ve Yunanistan saha dışında bırakmaya çalışıyorlar diye böyle daha devam ederim. İstiyorsan arada sen de gir. Şöyle, senin anlattığından aslında Yunanistan özelinde halkların dayanışması noktasında geçen hafta yaptığımız program ve Avrupa'nın merkez ülkelerine baktığımızda daha iyi bir hikaye dinlediğimi görüyorum. En azından mültecilere yaklaşım noktasında ve sayının da Türkiye ile karşılaştığımızda tabii ki mecburen sayılardan yine bahsediyoruz. Çok daha az. Ve tabii Türkiye'de, Türkiye mevzusuna yine başka bir zamanda gireriz. O çok daha uzun bir hikaye tabii ama Türkiye'de ucuz emek olarak çalıştırılmaları ve bütün ülke sathına aslında yayılarak bir yaşam kurmuş olmaları temel fark aslında Yunanistan'a bakıldığında. Sözünü kesiyorum ama yani mültecilerin ucuz emek olarak kullanılması sadece Türkiye has bir şey değil. Hı-hı. Yani bütün Avrupa'da da, Amerika'da da, Avustralya'da da nereye bakarsak bak. Bakalım mülteciler bir şekilde exploit edilen yani sömürülen emek. Evet, evet. Özellikle çocuk mülteciler. O nedenle hani aslında bu genel geçer. Çünkü mülteciler bir ülkeye girdikleri zaman Yunanistan'da, İtalya'da, Amerika'da nerede olursa olsun statüleri tam olarak tanınana kadar doğru koşullarda çalışmalarını sağlayacak bir istihdam sağlan hakkı verilmiyor. Evet, evet. İstihdam hakkı verilmediği için de mecburen informal sektöre mecbur bırakılıyorlar ve güvencesiz işlerde çalışmak zorunda kalıyorlar. O nedenle sözünü kestim ama hani sadece Türkiye için değil, bu Yunanistan için de geçerli, İtalya için de geçerli, Almanya için de geçerli. Almanya şu süreçte makbul mültecilerle makbul olmayan mülteciler arasında hangisini daha iyi sömürebilirim diye seçim yaparak ona göre mültecileri tanıyor ya da tanımıyor. O yüzden aslında bütün bu süreçte çeşitli faktörler öne giriyor. Yani İslamofobia işin içine giriyor.
Fakat bu aslında Yunanistan ve İtalya'da farklı. Çünkü İtalya'ya gelen mültecilerin ve İspanya'ya gelen mültecilere baktığımız zaman daha çok Sahel Afrika'dan geldiklerini, Eritre'den, Nijerya'dan, Kongo'dan geldiklerini, Yunanistan'daki mültecilere baktığımız zaman da daha ağırlıklı olarak Afganistan'dan, Irak'tan ve Suriye'den geldiklerini görüyoruz. Buna göre o ülkelerin içlerindeki dinamikler de ve o mültecileri sağladıkları istihdam ve barınma haklarında nasıl değiştiğini ve sorunsallaştığını görüyoruz aslında. Çünkü kimin nereden geldiğine göre makbul veya makbul olmayan kendi aralarında birinci ve ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve daha da devam eden sınıflaştırılan, bunu aynı zamanda mültecilerin kendi aralarında da birbirlerine yaptıkları, çünkü mesela Suriye'den gelen mülteciler aslında kendi ülkelerinde de birbirleriyle çatışmada bulunan gruplar da aynı şekilde Moria kampında karşılaşabiliyorlar filan gibi, bu şekilde baktığımız zaman çok farklı dinamiklerden söz ediyoruz. Bu bahsettiğin evet, bu bahsettiğin hikayeye benzer durumlar Türkiye'de de yaşanmıştı. Urfa sınırına kurulan kamplarda sınırın öteki tarafında aslında bir savaş haline gelen gruplar aynı kampa konulmuştu. Bu tarz durumlara da dikkat etmek gerekiyor tabii. Sonuçta savaş koşullarında çoğunlukla kaçıp geldikleri için ve şeyde çok önemli vurguladığın, Avrupa Birliği'nden bahsediyoruz, bir birlik. Ama yani mülteciler insan hakkı üzerinden saf dinlikle bakılarak kabul edilmiyorlar. Gördüğümüz gibi geldikleri ülke, kim oldukları, belki eğitim durumları ya da kaç nüfusla geldiklerinden tutun bir sürü noktada ayrıştırılarak kabul ya da reddediliyorlar. Ben biraz önce bahsettiklerinde şu oldukça dikkat çekiciydi. İnsanlık onuruna yaraşır bir yaşam koşulu sunmaktan bahsediyoruz. Aslında yaşam hakkının olup olmadığını da bir yandan tartışmalıyız ki bu Ege ve Akdeniz rotası maalesef çok acı olaylarla bunun yaşam hakkının da neredeyse görmezden gelindiği süreçleri yaşadık. Ben buradan biraz İtalya'ya geçmek istiyorum. İtalya Ege ve Akdeniz rotasını aslında tutan bir konumda yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda bir Aquarius gemisi olayı da yaşandı. Mültecilerin bulunduğu geminin İtalya limanına alınmaması sonrasında mültecileri İspanya'nın kabul ettiği süreçler yaşadık. İtalya'da anladığım kadarıyla limanlarını gemilerle gelen mültecilerden koruma gibi bir refleksle kendisinin göçten kaynaklanan yapması gereken sorumlulukları Libya'ya atar bir tavrı var bir yanıyla. Sen İtalya'daki durumu nasıl değerlendiriyorsun? Yunanistan'dan farkları var mı? Mültecilere yaklaşımları ya da konum açısından benzerlikleri, farklılıkları nelerdir İtalya'nın? Yani şimdi İtalya, yani Yunanistan'da tabii ki de dağınıklığından da anlaşılabileceği gibi sahada çok fazla deneyimim var. İtalya'da aynı şekilde deneyim yok ama İtalya'yla ilgili son seçimlerde gene popülist bir parti biliyorsunuz orada belirli başarılar elde etti. Ve İtalya'nın politikaları da bu süreçte bu nedenle mültecilere karşı değişmeye başladı. Bugüne kadar aslında gene maalesef sayılara baktığımız zaman İtalya Yunanistan'a göre çok daha fazla sayıda mültecinin Avrupa topraklarına ulaştığı bir alandı. Bütün Afrika'dan İspanya gibi aynı şekilde. Ve hem İspanya hem İtalya için benzer şeyleri tartışmak mümkün. Bu iki ülkede aslında kendi deniz sınırlarında Akdeniz'de yaşanan ölümlerden dolayı birlikte kendi ülkelerinden gelen veya Kuzey Avrupa'dan da gelen şeyler var. Bu deniz gözlem, search and rescue dedikleri arama ve kurtarma ekipleri var. Bunlar bazıları tabii ki de devlete bağlı çalışan gemiler ama çok büyük bir kısmı gönüllü bir şekilde STK'larla birlikte denizde batma tehlikesine veya işte ana karalara ulaşmaya çalışan gemilerin bulunması ve kurtarılması için çalışan gemiler. Çok uzun bir süre bu gemiler çok çok ciddi hayatlar kurtardılar. Fakat baktığımız zaman İtalya ve özellikle son bir senedir belki de bu gemilerin çalışmasını engellemeye, hatta hani işte insanları kurtaracakları zaman bu gemilere saldırmaya ve bu arama kurtarma çalışması yürüten, yani insan hayatını kurtaran insanların hayatını bile tehlikeye atmaya çalışan çalışmalar yaptıklarını görüyoruz İtalya hükümetinin. Bu Aquarius İtalya kabul etmedi. İspanya en sonunda kıyılarına ulaşmasına kabul etti. O şekilde o durum çözüldü. Ama son 2000
15 senesinden beri sanırım baktığımız zaman 20 bine yakın insan Akdeniz'de öldü. Bu sadece bizim bildiğimiz. Bilmediğimiz kim bilir kaç binlerce hayat aslında Akdeniz'de bir şekilde yok oldu. O nedenle İtalya'nın politikaları şu anda bütün her şeyi Libya'ya atmaya yönelik. Libya'nın uluslararası STK'ların özellikle AF örgütünün yaptığı çalışmalara baktığımız zaman Libya şu anda insan hakları alanında çok ciddi sıkıntıların yaşandığı bir ülke. Yani Avrupa'nın Türkiye ile yaptığı anlaşmaya benzer bir anlaşmayı Libya ile yapılması şu anda planlanıyor ve yürütülüyor. Bu durumda Libya üzerinden Avrupa'ya ulaşacak olan mültecilerin Libya'da gözaltı merkezlerinde tutulması söz konusu. Şubat 2017'de Libya'da yapılan araştırmaları gördüğümüz zaman gözaltı merkezlerinde insanlara işkence uygulandığını, süresiz bir şekilde gözaltında tutulduklarını, aç ve susuz bırakıldıklarını, satıldıklarını, bayağı köle olarak satıldıklarını, cinsel taciz ve tecavüze uğradıklarını, bütün bu korkunç insan hakları ihlallerine uğradıkları Libya'nın aslında mültecilerin süreçlerinin başlatıldığı ve proses edildikleri yer olması, planlanıyor olması ve İtalya'nın bunu kabul ediyor olması İtalya'nın politikasını bence özetliyor zaten. Son olarak da şunu sormak istiyorum Begüm. Şimdiye kadar ayrıntılarıyla anlattın, ağzına sağlık. Avrupa Birliği göçün güvenlikleştirilmesi, dışsallaştırılması ve aslında kriminalize edilmesi noktasında çeşitli araçlar kullanıyor. Frontex bunlardan biri, Eurosur, Europol bunlardan diğerleri. Bir de aslında yaptığı geri kabul anlaşmalarıyla Avrupa Birliği alanına ulaşmış insanları çeşitli hukuki prosedürlerle Avrupa Birliği alanından atma yönelik politikaları var. İkimiz de hukukçu değiliz ama şunu bir yandan merak ediyorum. 1951 Mülteciler Sözleşmesi'nde çok temel bir ilke, geri göndermeme ilkesi. Mültecilerin insan haklarını koruma noktasında bağlanmış ve çeşitli hukukçulara göre de jus cogens bir uluslararası hukuk kuralı olarak da kabul edilen bir ilke. Geri kabul anlaşmalarında bu geri göndermeme ilkesine karşıt olmamak şartı var. Ama buna rağmen pratikte sence bunlar çelişiyorlar mı? Geri kabul anlaşmaları uygulanırsa bu geri göndermeme ilkesi aslında yürürlükten kalkmış gibi olmaz mı? Tabii yani şimdi en önemli sorun aslında Afgan mültecilerle ilgili birebir yaşıyoruz şu anda Avrupa'da. Özellikle Kuzey Avrupa'da. Afganistan özellikle bir de hala her gün bombaların patladığı Kabil güvenli bölge olarak görülerekten Norveç ve Almanya gibi ülkeler çok yüklü sayılarda Afgan mültecileri Afganistan'a geri gönderiyorlar şu anda. Bunu Yunanistan'da mesela henüz görmüyoruz. Fakat Kuzey Avrupa ülkelerinde daha çok aktif bir şekilde görüyoruz. Geri gönderme aslında tabii ki de ülkeler arasında iki yönlü belirli anlaşmaların yapılması, mülteci politikalarının belirlenmesi anlaşılır bir şey. Ama geri göndermeme ilkesi nedir? Belki onu bir tanımlamak lazım. Geri göndermeme ilkesi, non-refoulement dedikleri kavram, bir kişinin geri gönderildiği takdirde hayati riskinin olduğu, işte yargılanma, işkenceye uğrama veya inanç özgürlüğünün olmadığı, belirli tehlikeler altında olduğunun belirlendiği yerlere geri gönderilmemesi uluslararası anlaşmalarla aslında güvence altına alınmış bir haktır. Bunun ihlali de bir insan hakları ihlalidir. Bu açıdan baktığımız zaman şu anda Türkiye mesela Avrupa Birliği Türkiye anlaşmasında Türkiye ve Suriyelilerin Türkiye'ye geri gönderilmesi, Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğu, Suriyeliler için güvenli bir ülke olduğu varsayımıyla geri gönderilmesi tartışması çok STK'lar ve insan hakları örgütleri arasında tartışılan bir mesele. Türkiye güvenli bir ülke midir, değil midir? Bunu aslında ayrı bir tartışma olarak Türkiye'deki koşulları değerlendirmek lazım. Ama Afganistan meselesinde direkt kendi geldikleri ülkeye geri gönderilmeleri meselesi var. Norveç ve Almanya'dan ve Hollanda'dan. Mesela şu anda Norveç'te bir vaka var. Bu Uluslararası Af Örgütü de çok uzun zamandır bu vakayla çalışıyor. Taybe Abbasi diye 18 yaşında bir genç kız. Liseyi henüz bitirdi.
çok uzun zamandır Norveç'te yaşıyorlar. Aslında hiçbir zaman için Afganistan'ı görmemiş. İran'la ailesi kaçtıktan sonra İran'da doğmuş, daha sonra Norveç'e gelmişler. Yani liseyi yeni bitirdi, bu dönem bitirdi liseyi Taybe. Ve şu anda bugün yarın sürekli bildirimler geliyor. Hayatında hiç görmediği, kadın haklarının neredeyse tamamıyla yok sayıldığı Afganistan'a geri gönderilecek. Yani hani bunlar kabul edilebilir insan hakları ihlalleri değil. Şu anda Türkiye, Suriye, Iraklılar, Suriyeliler ve Afganlar Avrupa'daki en yüksek nüfuslardan birisi Afganistan'dan gelenler ve mesela Yunanistan'da şimdi geçen sene Afganistan elçiliği kuruldu. Bu süreçte Yunanistan'da bulunan Afganlar daha güvence altında mı yoksa daha risk altında mı olacaklar? Bunları göreceğiz. Evet Begüm, Avrupa Birliği'nin genel sınır ve göç politikalarından ve mültecilere halihazırdaki bakışından bahsettik. Yunanistan ve İtalya örneklerini ayrıntılı inceledik. Özellikle Yunanistan'da da bulunduğun için oradan ayrıntılı insani öyküleri de kapsayan bilgiler verdin. Bu da çok önemli çünkü biz buradan onlara ulaşmamız mümkün değildi. Teşekkür ediyoruz yanımıza katıldığın için Begüm. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Bugün Doktor Begüm Baştaş'la Avrupa Birliği'nin mülteci krizinde Yunanistan ve İtalya'daki durumun nasıl olduğunu ele aldık. Avrupa Birliği'nin kendi sınırlarını koruma refleksiyle adeta bir bekçilik rolü yüklediği Yunanistan ve İtalya'da göçün güvenlikleştirilmesi ve dışsallaştırılmasına yönelik politikaların her şeye rağmen bir anlamda devam ettiğini de gördük. Bir başka özel yayında görüşmek üzere. İyi akşamlar.